511. hafta basın açıklaması. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651'i ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Ağır hasta mahpuslar hapishanelerde adeta yaşam savaşı veriyor ve tüm taleplere rağmen ne tedavileri tam yapılabiliyor ne de tahliye ediliyorlar. Şırnak T tipi kapalı hapishanesinde tutulan Yıldırım Han kanser hastalığı nedeniyle 2 hafta önce tedavi için Ankara'ya gönderilmişti. Ne yazık ki bu hafta yaşamını kaybetti. Ağır hastalıklarına rağmen mahpusları hapishanede tutan bu anlayış mahpusların yaşam hakkını ortadan kaldırıyor ve bütün yaşam hakkı ihlallerine rağmen ne koşullar düzeltiliyor, ne mahpuslara tedavi olanakları sağlanıyor, ne de ağır hastalar tahliye ediliyorlar. Bu hafta Marmara 5 nolu L tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpuslardan Mehmet Edip Taşar'ın yaşadığı sağlık sorunlarını aktarmak istiyoruz. 3 Haziran 2024'te kurumumuza yazmış olduğu mektupta yaşadığı sağlık sorunlarını aktarmıştır. 1956 doğumlu ve 68 yaşında olan Mehmet Edip Taşar'ın hapislik koşulları ve yaşından kaynaklı pek çok ve ağır sağlık sorunları bulunmaktadır. Kalp yetmezliği var ve 17 kez anji olmuştur. Nabız %30 civarında atmaktadır. Ayrıca kalp hastalığından kaynaklı 6 stent takılmış olup kalp ritim bozukluğu da bulunmaktadır. Kronik şeker hastasıdır ve bazı dönemlerde şeker yüksekliği 600'ü bulmaktadır. Bu durum sağlık raporlarında yer almaktadır. Yüksek tansiyon hastasıdır ve prostat rahatsızlığı bulunmaktadır. Hastalıkları nedeniyle hastaneye tekerlekli sandalye ile götürülüp getirilmekte ve kronik hastalıklarından kaynaklı olarak haftanın 3 gününü hastanede geçirmektedir. Bireysel ihtiyaçlarını gideremiyor ve arkadaşlarının yardımıyla yaşamaya tutunmaya çalışmaktadır. Bazen günlerce yataktan çıkamadığı durumlar yaşanmakta, arkadaşların desteğiyle ancak ayağa kaldırılıp 10 dakika dolaştırılmaktadır. Ani krizler yaşamakta olan hasta şu ana kadar 2 defa kalp krizi geçirmiştir. Sağlık sorunlarından dolayı geceleri neredeyse sabaha kadar uyumakta zorlandığını aktarmıştır. Ağır ve kronik hastalıklarından kaynaklı olarak 3 defa adli tıp kurumuna sevk edilmiş ancak infaz erteleme talepleri karşılanmamıştır. Siyasi mahpus olmasından kaynaklı olarak tahliye edilmediğine dair durumunu pekiştiren konuşmalara da bu sevkler esnasında şahit olmuştur. Ağır hasta olan, haftanın 3 gününü hastanede geçiren, tekerlekli sandalyeyle götürülüp getirilen ve yaşamını tek başına devam ettiremeyen Mehmet Edip Taşar'ın hapishanede kalabilmesi olanaksızdır. Bu nedenle acilen tahliye edilip ailesinin yanında daha sağlıklı koşullarda tedavilerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Tahliye edilmediği her dakika yaşam hakkı ihlalidir. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 511. haftada hapishanelerde bulunan hasta mahpusların durumlarını dile getirdi. Tüm bu sorunlar kalıcı olarak ortadan kalkıncaya kadar tüm sorunları kamuoyuyla paylaşmaya ve çözüm talep etmeye devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi.